Dün gece polis evime geldi. Evet. Ne oldu? Polislik bir şey mi oldu yoksa? Farah'ın mahallesindeki söylediğin adamı kaçırdığımı hatırlıyor musun ha? Evet ama senden nasıl haberi oldu ki? Ben de bunu düşünüyorum. Bu sadece seninle benim aramdaydı. Üçüncü bir kişi bunu nasıl öğrendi? Bak Amir, eğer polise benim söylediğimi düşünüyorsan büyük bir hata yapıyorsun, tamam mı? Bir şey bilmeni istiyorum. Eğer başın belaya girerse sen de kendini koruyamayacaksın. Ne saçmalıyorsun sen? Seni bunlara bulaştıracak kadar deli miyim sanıyorsun? Başka biri olmalı. Kim? Ben de bunu çözmeye çalışıyorum. Neyse, ben spor salonuna gidiyorum. Sen de gel. Görüşürüz. Tamam artık. Sana düşünmen için yeterince zaman verdim. Ama hiçbir işe yaramadı. Allah aşkına gideyim. Beni affet de evime gideyim. gitmene izin vereceğim. Kesinlikle izin vereceğim. Ama önce benimle evlenmen gerekecek. Kimse var mı? Kimse var mı? Bana yardım edin. Burada kaldım. Bana yardım edin. Bağır tabii. Bağır. Bağırabildiğin kadar bağır. Burası şehirden çok uzakta. O yüzden istediğin kadar bağır. Kimse seni kurtarmaya gelmeyecek. Allah aşkına bir yardım etsin. Kimse yok mu? Yardım edin. Eller yukarı! Eller yukarı! Yat yere! Yere yat! Tut şunu! Kız nerede? Akıllılık edeyim deme! Alın bunları! Hadi yeter artık! Sızlanmayı bırak ve bana yaklaş! Gel! İyi misin? Alın şunu götürün. Götürün şunu. Defol git buradan. Tamam. Tamam korkma gel. Ben çözeyim. Ağlama lütfen. Tamam. Merak etme. Alo. Kaşif. Şayista'yı bulduk. Hayır hayır. Hayır öyle değil. Elhamdülillah. Gerçekten her şey yolunda. Tam vaktinde geldik. Geri kalan şeyleri karakolda konuşuruz. Karakola gel. Hadi. Hadi al bunu. Woof!
karakola gitmemiz gerekiyor. Buyurun. Aslında bu dava şu an takip edildiği için bu konuda fazla konuşmak istemiyoruz. Nisar Bey, kurbanın kardeşi Kiran ile kavga ettiğiniz iddia edildi. Hayır, böyle bir şey olmadı. Ayrıca sağlık şirketinizle ilgili haberlerin açıklanmak üzere olduğu bilgisini de aldık. Gerçeği bilmek istiyorsanız herhangi bir algıya odaklanmayın. Gerçek sadece şu ki ben de bir insan olarak o aileye gerçekten üzülüyorum. Kızcağıza çok yazık oldu. Ancak daha da acısı gerçek sorumlunun babası olması. Tek sorumlu babası. Ama mahkemede oğlunuzun adının geçtiğini de duyduk. Bu yalan. Demek istediğim, eğer bu doğruysa mahkemede delil ve ispatlar sunarlar. Peki sizce neden suçlandınız? Bazı insanlar dikkat çekmek için veya itibarlı insanların ününü veya isimlerini kullanmak için bu tarz davranışlar sergilerler. Bunlar çok normaldir. Bunu kendin rahatlıkla görebilirsin, öyle değil mi? Senin yaptığın şey, her seferinde buraya gelmek ve o gereksiz insanların isimlerini ünlü etmek. Tek yaptığın şey onlara fayda sağlamak. Ya sanırım bugünlük bu kadar yeterli hanımefendi. Görüşmek için teşekkür ederiz. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Haşmet, sakın unutma. Bu dava yüzünden senatodaki koltuğumu eğer kaybedersem kendini sokakta bulursun. Bunu unutma ve sakın bir an bile aklından çıkarma. Tamam, sonra konuşuruz. Sizi görmeye Nilüm adında bir kadın geldi efendim. Nilüm, bu saatte. Evet efendim, odanızda bekliyor. Tamam, gidebilirsin. Merhabalar, her şey yolunda mı? Bu saatte neden geldin? Müfettiş Bey, artık haddini aşıyor, beni arayıp şantaj yapıyor ve bugün adamları Doğan'ın okuluna gelmiş. Okul mu? Neden gelmişler ki? Okula gidip benim bir kaza geçirdiğimi, o yüzden Doğan'ı almaya geldiklerini söylemişler. Şükür ki müdür beni arayıp sordu, yoksa onu benden alacaklardı. Peki neden beni aramadınız? Sizi aradım ama telefonunuz kapalıydı. Bir süre önce adamı evimdeydi ve beni tehdit etti. Tamam. Sanırım Kaliçek beni sözlü olarak anlayamadı tam olarak. Yarın onu karakola çağıracağım. Bakalım ne kadar güçlüymüş. Çok endişeliyim müfettiş. Artık beni açıkça tehdit ediyor. Merak etmeyin. Sizden yarın karakola gelmenizi istiyorum. Onunla sizin önünüzde konuşacağım. Hayır müfettiş bey, onunla yüzleşmek istemiyorum. Peki gelmeyin. Onunla ben konuşurum. Ben her şeyi halledeceğim. Teşekkür ederim müfettiş. Ben artık gideyim. Oturun, bir çay için lütfen. Yok, Doğa beni bekliyor. Peki, selamlarımızı iletin, olur mu? Tabii iletirim.
Allah'ım. Allah'ım ne olur Şahista'mı koru. Lütfen Allah'ım. Şahista. 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 Şahista nerelerdeydin? Nerelerdeydin sen? Ha? Şahista nerelerdeydin? Nereye gittin sen? Nereye gittin? Nereye gittin? Söylesene hadi ne oldu? Gel, gel hadi. Gel benimle. Gel, gel içeri. Baba, al şunu iç. İç hadi. İyi gelecektir. Ah, kızım bak. Ben artık yaşlandığımı kabul ediyorum. Evet. Az kalsın ölüyordum. Baba çok korktum sana bir şey olacak diye. Kendine her zaman dikkat etmelisin. Bizi hiç düşünmüyor musun baba? Ya sana bir şey olsaydı? Bak, kızım bak, korkmana hiç gerek yok. Baban seni hiç yalnız bırakır mı? Ben her zaman senin yanındayım. Hayır baba, beni böyle kandıramazsın. Yapma. Niye kandırayım seni kızım? Sen benim biriciğimsin, halen daha... Benim gözümde küçük prensesimsin. Söz daha iyi olacağım. İç şunu baba. Aferin. Bundan sonra kendine dikkat et. Kiren Hanım, aslında Kaşif'in ricası üzerine teyzenizin evine gittik. Onu korkutup tehdit ettik. Sonrasında bize Nusat'ın adını verdi. Lahor'a gitmek üzere trene binerken Nusat'ı son anda yakaladık. Aslında ikisini de. Yani Nusat ve Zübeyir. Aslında Nusat ve Zübeyir göçebe insanlar. Teyzesi tüm bunları yapmaları için onlara para ödemiş. Ve şunu biliyoruz ki Zübeyir'in Şahista için kötü niyetleri varmış. Kaşif abi, bize çok büyük bir iyilik yaptın. Evet Kaşif oğlum. Zamanında polis haber vermeseydi. Kızım Şahista da gidecekti. Hayır teyze. Aslında ben... Aslında... Tüm bunlar Kaşif'in annesinin isteğiyle yaptırıldı.
Ne? Teyzem... Bu kadın bizden bu kadar mı nefret ediyor? Aslında Kaşif şu anda çok endişeli. Ama iyi niyeti sayesinde her şeyi öğrendikten sonra gelip polise haber verdi. Abi her şey yoluna girecek mi? Evet. Her şey yoluna girecektir. Karşında çok utanıyorum Şahista. Kimseden şikayetçi değilim. Annemin seni sevmediğini biliyorum. Ama bu kadar ileri gideceğini sanmıyordum. Bunu hiç beklemiyordum. Söyledim. Kimseden şikayetçi değilim. Teyzenden bile. Sen harika bir insansın Şahista. Ama şimdi her şey yasal olarak halledilecek. Hayır. Bu aile meselesi ve aile içinde kalacak. Hiçbir yetkiliden yardım almayacağız. Nüzhat ve Zübeyir'in verecekleri ifade, Kaşif'in teyzesinin tutuklanmasına temel olacak. Büyük ihtimalle Kaşif'in annesinin adını da vereceklerdir. Bu sayede teyzem hapse girecek.